Herkese merhaba arkadaşlar. Kazanım testi 21 ile soru çözümüne devam ediyoruz. Test okul yayınlarının soru çözümünü e, fasikül 3'ü bu şekilde tamamlamış olacağız. Tabi daha kazanım testi 21, 22 sonrasında 23. konu analiz testi ve aynı şekilde konu analiz testi fasikül bitirme testimiz de var. 24 ve sonrasında fasikül 4'e artık geçiş yapacağız. Aldı sorularımıza bir başlayalım arkadaşlar. Birinci sorumuzda bugün günlerden perşembe olduğuna göre 258 gün sonra hangi gündür? Şimdi bakın burada bunlar periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemler diye geçiyor. Yani bir hafta 7 gün olduğu için 7. günün sonrasında 8. gün yine aynı güne geliyorsun. Yani 7 gün 7 gün 7 gün, 7 gün tekrar 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 ede ede biz Sürekli pazartesiden pazara sonra bir daha pazartesiden pazara tekrar edip duruyoruz. Yani şöyle devam etmiyor ki pazartesi, salı, çarşamba, pazara geldikten sonra başka bir gün yok. Yine pazartesiye geliyorsun. O yüzden günler hep 7 günde bir tekrar ettiği için şöyle yapılır. Kaç gün sonrasını sormuş? 258 gün. Ve ben bu 258 günü önce 7'ye bölüp kalanı bulmam gerekiyor. E biz zaten bölme ve bölünebilme de kalan bulmayı biliyoruz. Yani ki zaten bu ilkokul mantığında bir soru. 258'i 7'ye böldük. Bölelim. 25'te 7. 3 defa var. 21. Kalan 4. Yani 48. 48'de 7 kere 7 olsa da 49 olurdu ama 6 kere var diyelim. 6 kere 7 42. Kalan 6. Şimdi bugün günlerden hangi gündü? Perşembe. Bak şimdi ne yapacaksın? Perşembeyi saymadan. Perşembenin üzerine 6 gün daha sayman gerekiyor. Cuma. Birinci gün. Cumartesi. ikinci gün pazar 3. gündesin. Sonra ne ne geldi? Pazardan sonra tabii ki de pazartesi, salı, çarşamba, perşembe. Bir şöyle yazalım. Pazara ne demiştik? 3. gün. O zaman bu 4, 5, bu da 6. gün. O zaman bu fazladan yaz, yazılmış oldu. Demek ki arkadaşlar perşembeden sonra kalan altı olduğu için perşembe 6 sayarsın. Cuma bir, cumartesi 2. Pazar 3, Pazartesi 4, Salı 5, Çarşamba da 6. Demek ki 6 gün sonrasında hangi günde olacağız? Çarşamba günde olacağız. Doğru cevabımız Bursa olmalıdır. Evet. Ee, ikinci soruyla devam edelim. Bugün günlerden cuma olduğuna göre 143 gün önce hangi gündür? Şimdi bak burada sonrayı sormuştu. Burada da önceyi. Yine aynı taktikten 143'ü 7'ye bölüyoruz. Çünkü günler biliyorsun 7 günde bir tekrar eder. Bir hafta 7 gündür. 143'ü 7'ye bir bölelim. 14'te 7 2 defa var. 14 0 0. 3'ü aşağı indirdim. 3'te 7 olmadığı için 20. Yani buraya bir sıfır atmayı unutma. Ki çok da önemli değil. Şu an bizim kalanımız kaç? 3. Bugün günlerden hangi gündü? Cuma. Ama senden önce hangi gündür? Yani 143 gün önce hangi gündür diye sorarsa 3 gün geriye gideceksin. 3 gün geriye gidersen bugün cuma ise bir gün önce perşembeydi. Bir gün öncesi çarşambaydı. Bir gün öncesi de salıydı. Yani cumadan 3 gün geriye git. 1, 2, 3. O zaman hangi gündesin? Salı gününde olmuş olacaksın. O yüzden doğru cevap A şıkkı olmalıdır. Bak şimdi sorularda dikkat. Sonra derse 7'ye böl. Yani günü sana verilen günü 7'ye böl. Kalanı bul. Hangi gündesin? Perşembe mi? Perşembenin üzerine 6 gün daha say. Cevabı buldun demektir. Eğer ki bugün günlerden Cuma ya da Perşembe ne verirse. Bugün verdi mi? Verdi. Cuma günüymüş. 143 gün önceyi sorarsa yine 143 önceyi diye bölüyorsun. Kalanı buluyorsun. Kalanı bulduğun 3. Cuma'dan 3 gün geriye gidiyorsun. 3 gün geriye gidersen o gün de Salı günü olacakmış. Yani 143 gün önce de yine Salı günüydü. İstersen tek tek elinde say ama hiç tavsiye etmem. Evet 3. soru. Saat 13.00'ı gösterdiği andan itibaren 657 saat sonuna kaçı gösterir diye sormuş. Burada saat sorularında bir gün 24 saat olduğu için Bak şu an saat 13 yani öğlen 1'i gösteriyorsa 24 saat sonra da yine öğlen 13'ü gösterecektir. Tam saat 1 olacaktır. Bir daha 24 bir daha 24 o zaman benim ne yapmam lazım? Bunun içerisindeki 24 sayısını bir bulmam lazım yani. 657 sayısını tahmin ettiğin gibi 24'e böleceksin. Burada gün yok saat var. O zaman saatte 24'e bölüyorsun. Günde de 7'ye bölüyorsun. Bunu unutma. Tekrar eden miktarları iyi biliyor olmamız gerekir. Evet bir bölelim. 65'te 24. 3 kere olsa 72 yapardı. 2 kere var. 48 çıkartalım 7. 17. Şu 7'yi de aşağı indirdim. 177. Şimdi 24 177'de kaç defa var? 8 fazla olur. 7 desek. 7 kere 4 28'in 8 elde var 2. 7 kere 2 14. 2 de buradan 16. O zaman çıkarttığımda 9 0 0 yani 9 saat kaldı. O zaman şu an saat 13 ise 9 saat sonra saat kaç olur? Yani şu an saat 13'ün üzerine 9 saat daha eklersen 00, o zaman 9 şu da 12'nin ikisi var bir 1 elde 1 o zaman saat 22 olacaktır. Yani doğru cevap Adana olmalıdır. Önce deseydi 13'ten 9 çıkartacaktık ama sonra dediği için 13'e 9 saat ekledim. O da 22 oldu yani akşam gece saat 10 olmuş oluyor. Evet dördüncü soru. Çarşamba saat 8.00'dan itibaren 2420 saat sonuna hangi gün ve hangi saat olur? He, şimdi bak burada bir gün 24 saat. Onu bileceğiz ki zaten herkes biliyor. Bir gün 24 saat. Peki burada kaç gün var kaç saat kalıyor? Onu bulmak için şöyle 2420'yi önce 24'e böleceğiz. Her 24 saatte bir gün olduğunu biliyorum zaten şurada yazdık. O zaman 24'ü e bölelim. Bir kere var. 24 0 0. Önce 2'yi aşağı indirdim. 2 de 24 olmadığı için buraya bir 0 atıyorum. 20'yi aşağı indirdim. 20'de de 24 olmadığı için buraya da bir 0 atıyorum. O zaman arkadaşlar 20 saat kaldı. Bu saattir. Bu da gün mü oldu? Evet. Peki bugün günlerden çarşamba ise 100 gün sonra saat e, hangi gün olur? Bugün günlerden çarşamba ise 100 gün sonra. O 100 günü ne yapman lazım? Kaça böleceksin? 24'e mi 7'ye mi? Tabii ki de 7'ye. O zaman bir bölelim. 10'da 7 bir kere var. Bir kere 7, 7. 3, 0. 30'da 7. 4 kere var. 28. Demek ki 2 gün kaldı. Bugün günlerden çarşambaydı. 2 gün sonra perşembe, cuma. Evet. Çarşambanın üzerine 1, 2 saydım. Bugün günlerden cuma. Ve saatim henüz saat 8. Şimdi cuma günü saat 8'deyiz. Sabah 8. Peki biz kaç saat kalmıştı burada? 20 saat. Şimdi sen buna 20 saat eklediğinde tabii ki de gün aşacak. Yani burası kaç oldu? 28. E biliyorsun ki saatler en fazla 24 hatta 23.59'a kadar. Yani biz onu 24 kabul edelim. 24 saatten sonra ne oluyordu? Gün Atlarsın, gün atlarsın. E bugün Cuma ise 24'ten sonra hangi güne denk geleceksin? Cumartesi gününe ve 24'te çıkarttığında gece yarısı saat 4 olur. O yüzden Cumartesi günü saat 4'ü gösterecektir. Yani doğru cevabım Denizli olmalıdır. Şu olaya dikkat edelim. Şimdi bak saat 8 mi? Sabah saat 8. Bir e, 16 saat sonra zaten saat 24'ü gösterecek. Yani cuma bitmiş oluyor. O zaman hangi güne geçiyorsun? Cumartesi. E şimdi sen 16 saat ekledin, saat 24 oldu. Tam cumayı cumartesiye bağlayan gece desin. E, 20 saat eklemen lazım. O zaman saat tam 24 yani 0-0 iken şöyle de düşünebilirsin. Çift 0 iken 16 saat ekledin çift 0'a geldin. 4 saat daha eklersen gece yarısı 4'e gelir. O da zaten cumartesi günü sabah ilk saatler yani gece 4'ü göstermiş olacaktır. Evet 5. soru. 1, 2, 2, 3, 3, 3. Bak birden bir tane. Bir tane 1 var. 2'lerden 2 iki tane var. 3'lerden 3 üç tane var. 4'lerden 1, 2, 3, 4. 4 tane de 4 var. O zaman 5 tane de 5 var. Bu şekilde gidiyor. Sonra bir daha birden bir tane. 2'den 2 tane. Yani aslında bak şuraya kadar 5'lerin bitimine kadar 1 buradan, 2 buradan, 3, 3 de buradan geldi. 6 rakam etti. 4 tane daha 10. Toplam burada 15 tane rakam var. Sonra bir daha 15 tane rakam, bir daha 15 tane rakam diye gideceğiz. Yukarıdaki sayı dizisi devam ettirildiğinde 325. basamakta hangi rakam bulunur diye sormuş. Şimdi arkadaşlar 15'te bir tekrar ettiğini zaten bulmadık mı? Bulduk. O zaman sen bunu ne yapacaksın? 15'e böleceksin. 32'de 15 iki kere var. 2 ile 15'i çarptın 30. E 25 kaldı. 25'te de 15 bir defa var. 15. Kalan nedir? Kalan şöyle göremediniz. 15 ile çarptım. 25'ten 15 çıkarttım. Kalan 10 çıktı. O zaman 10. rakam hangisidir diye soruyor. Şöyle sayalım. Birinci rakam. Şöyle üstünü çiziyorum. 2 3 4 tek tek sayıyorum 4 5 6 7 8 9 10. rakamda 4'tür arkadaşlar. Doğru cevabım 4 olmalıdır. Şimdi kalan neyse üzerine sayıyorsun yani en baştan tek tek sayıyorsun. Kalan 5 ise 5. rakama git. Kalan 10 olduğu için biz de 10. rakama gittik. Evet, kazanım 21'in son sorusu, 6. soru. Bir okulda hafta içi her gün A, B, C, D, E, F, G sınıflarının birinden bir öğrenci nöbetçi görevli olarak seçiliyor. Nöbetçi görevli varmış. Görevi nöbet tutmak. Nöbetçi görevli seçilirken birinci gün A, ikinci gün B, üçüncü gün C, dördüncü gün D, beşinci gün E, altıncı gün F ve en son da yedinci günde G sınıfından seçme sırası takip ediliyor. Sekizinci gün tekrar A'ya geri dönüyorsun. A sınıfından başlanıp bu sırayla devam ediliyor. Yani sen birinci gün A'dan, ikinci gün B'den, üçüncü, dört, beş böyle böyle gideceksin. Yedinci güne kadar. Dört, beş, altı, yedi. Sonra bitince hafta tekrardan neye döneceğiz? A'ya. Yani sekizinci nöbetçiyi A'dan dokuzuncu nöbetçiyi öyle öyle gideceğiz. Birinci gün A sınıfıyla başlayan nöbet görevlisi seçiminde 145. gün hangi sınıftan görevli seçilir? Buraya dikkat edeceğimiz bir nokta var. Hafta içi her gün hafta sonu nöbet tuturmuyor. Şimdi hafta içi her gün tutulduğu için o zaman 145. E, nöbetçiyi soruyor bize. Yani 145. gün hangi sınıftan görevli seçilir diye sormuş. Onu da şöyle yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Öncelikli olarak şöyle yap, yapmam lazım. Şimdi biz A'dan B'den C'den D, E, F, G bir daha A, B, C, D, E, F, G. Böyle böyle devam edeceğiz. Şimdi bak birinci gün kimden seçtin? A'dan. İkinci gün B, 3, 4, 5. Şimdi hafta bitti mi? Bitti. O zaman altıncı gün aslında neye geçmiş oluyorsun? Altıncı gün pazartesiye. Yani her 5 günde 5 gün hafta içini bitirdin. Sonra 6. nöbetçiyi seçerken yine pazartesi günü gelecekler bu nöbetçiler. Okul zaten kapalı olduğu için. Ne yapacaksın? Cumartesi pazar nöbetçi seçmeyeceksin. O zaman kime denk gelecek? 6. gün yine F sınıfından, 7. gün G sınıfından, o zaman 8. gün yine A sınıfından, 9. gün B, 10, 11. Bak 1, 2, 3, 4, 5. Burada da bitti hafta. O zaman bir daha devam edelim. 11, 12, 13, 14. Bir daha geldiğinde 15. A sınıfından seçeceksin. Şurayı yanlış çizdim. Şu A olsun. Şurada bitiyor. Şimdi arkadaşlar 5, 10, 15 diye gidersek. 145. gün. O zaman bak şimdi. 145'i kaça bölmem gerekiyor? Önce bir 7'ye böleyim. Çünkü bir hafta 7 gün olduğu için 7'ye böleceğiz. 2 kere var. 14 kalan 0, 5. 5'te 7 olmadığı için 0 attın. Kalanı buldun. Kalan kaç? 5. E şimdi 5. gün hangi sınıftan nöbetçi seçiyoruz onu bulalım. Şimdi 1. gün A, 2. gün en baştan saymaya başlayacaksın 5. 1, 2, 3, 4 o zaman 5. gün E sınıfından bir nöbetçi seçmiş olacağız. O yüzden doğru cevabın C şıkkı olmalıdır. Evet gençler kazanım testi 21'de böylecelikle bitirmiş olduk. Şunu hatırlatmayı yapayım. Eğer kanalıma abone değilseniz tekrar söyleyelim abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Videoları da beğenmeyi unutmayın. Siz ne kadar çok beğenirseniz ben de e, faydalı olduğumu düşünerekten sizlere daha iyi videolar çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Hepiniz hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.